20 senelik siyasi ve akademik hayatım boyunca Türk milletinin birliği, devletin bekası, Atatürk ilkelerinin ve inkılaplarının yaşatılması için çalıştım. Genel başkan olduğum Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu gayeler istikametinde program yapmadığı il ve ilçe kalmamıştır. Bu süreçte dava dosyaları 20 bin sayfaya ulaşan iftirayla dolu oyunlara alet edilmek istendik. Hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Zira 72 senelik ömrümüzde bir adım hukukun dışına çıkmadık, çıkmayız. Haber konusu edilen Doktor Mustafa Eraslan'la aramızdaki ihtilafta da adalet yerini bulacaktır. Ancak bazı mihraklar tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır. Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmüyoruz. Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır. Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimizle zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Devam eden yargı süreci esnasında tutanakları yayınlayan siteler için gerekli yargı süreci başlatılacaktır. Türk adaletine güvenimiz tamdır. Profesör Doktor Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı.